Ama bakanlık vesaire şu bu gibi alışveriş olmaz. Bundan sonrası eski bir geçmişe ve tecrübeye de sahiptir. İttifak güçlerimizle daha da zenginleşti bu tecrübemiz. Dolayısıyla ikinci tura kaldı, ne yapacağız sorusunu şimdiden konuşmak, yolu açmak biz değildir. Bu ikinci tura bırakmayız diyorsunuz Adem Kadayıf. İlk turda bitirelim. Bizim eğer uzlaşma, görüşme, ortak noktalarda buluşma konusunda çeşitli engeller çıkarmaya yönelik hamleler yapılırsa herkesin bu konuda uyanık ve duyarlı olmasını bekliyoruz. Yani şunu diyoruz, HDP ile görüşme, HDP ve Emek Özgürlük İttifakı ile görüşme toplumun bütün kesimlerine ulaşma çabası Cumhurbaşkanı adayının temel sorumluluğudur. Kendisi de Sayın Kılıçdaroğlu da bunu defalarca söyledi. Bizler de bunu hep söyledik, baştan beri söylüyoruz. Şimdi kendisi de bunu daha açık ifade ediyor. O halde öncelikle bu uzlaşmanın olmasını sağlayacak yapıcı bir zemine ihtiyaç var. Bir, ikincisi bu tür uzlaşmaların önünü tıkamaya yönelik operasyonlar, çeşitli mühendislik çabaları olabilir. Buna karşı da herkes duyarlı ve dikkatli davranmalıdır. Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz ve memleket gibi diyerek memleketimizin halini, ahvalini yorumlamaya devam ediyoruz. Öncelikle bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dünyanın tüm emekçi kadınlarının gününü kutluyorum. Neşet Ertaş'ın dediği gibi kadın insandır, erkek insanoğludur. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü konumuz Mithat Sancar ve Meral Akşener'in konuşmaları. Bu her iki uçtaki partinin birbirleriyle geçmişten bugün bir uyuşmazlığı var ve Akşener'in bir seçim sürecinde Iğdır'da yaptığı konuşmayı hala hatırlıyoruz. Demişti ki HDP kazanacağına AK Parti kazansın ve onun konuşmalarından görüyoruz ki bugün halen aynı çizgide, aynı yerde duruyor. Bu onun tabii siyasi tavrıdır, siyasi görüşüdür, dünyaya bakışıdır. Ancak şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor mu? Gerekiyor. Kardeşim, bugün Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da seçimi kazanabilmesi için HDP oylarına ihtiyacı var. HDP kilit durumda. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na bizim kızmamızın, bu masaya kızmamızın en büyük sebebi İstanbul seçimlerinde oluşmuş olan toplumsal mutabakatı bu masayı kurarak bozmasıdır. Bunlara gerek yoktu. Bakın hangi noktaya gelindi. Kemal Bey şimdi HDP ile görüşecek. Bugüne kadar masada yok dendi. Evet yoktu. Bugüne kadar görüşülmüyor dendi. Belki zaman zaman kapı arkasında görüşülüyordu. Ama Kemal Bey bu masayı kurarak sol, sosyalist ve HDP bloğuna kapılarını tamamen kapatmıştı. Bir ayrıştırma oluşturmuştu. Muhalefeti kamplaştırmıştı. Bunun sonucunda ne oldu? İşte milliyetçi, muhafazakar, liberal bir blok oluştu. Ve bu bloğun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi her geçen dakika eriyor aslında. Son manevraları, son 3 günlük krizdeki Kemal Bey'in manevraları oldukça iyiydi. Hatta kendisini Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirerek büyük bir iş başardı. Meral Akşener'e rağmen, Ahmet Davutoğlu'na rağmen, Ali Babacan'a rağmen. Tabi bunlar da kolay olmadı. Bunlar da bedava olmadı. Ali Babacan ve Davutoğlu'na 20'şer tane vekil vererek ömrü hayatlarında başaramayacakları bir işi başarttırmış oluyor. Yani 20'şer tane ekibindeki adamı Ali Babacan ve Davutoğlu meclise taşıyacaklar. Kemal Bey bundan zarar görecek mi? Görecek, yarın öbür gün göreceğiz. Bu masa olmamalıydı. İstanbul seçimlerindeki mutabakat, oluşan toplumsal refleks örgütlenerek büyütülmek yerine masada dar bir alana sıkıştırıldı. Kemal Bey bu yüzden hatalıydı, hata yaptı. Hep bunu konuşmayacağız, hep bunu anlatmayacağız. Bugün geldiğimiz noktada öyle bir yerdeyiz ki, öyle bir noktadayız ki Meral Akşener'in masayı bozma girişimi, istediklerini alamayacağını gördüğünde veyahut da aldığı bir takım tavizlerle tekrar geri döndü. Ancak bundan sonra en büyük kriz işte HDP ile buluşma noktasında olacak. Birinci turda kazanılabilecek bir seçimi Meral Akşener belki de HDP'yi bahane ederek, HDP ile görüşüldüğünü ve onlara bakan falan verildiğini bahane ederek Cumhur İttifakı'na bile geçebilir. Buna belki bir komplo teorisi diyebilirsiniz. Ancak şunu göz ardı etmemek lazım. Şu andaki gidişat Meral Akşener'in kuyruk acısı bunları yapmaya zorlayabilir mi? Zorlayabilir. Olabilir mi? Olabilir. Olmaz diyemiyorum. Çünkü HDP'yi bir düşman olarak görüyor ve
Bundan da asla vazgeçmeyecek. Halbuki yeni yelpazesinde, yani partisinin üye yelpazesine baktığınız zaman sosyal demokrat da var, Kürt de var, Türk de var, Laz da var, Çerkez de var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte çıktığı bu yolda büyük bir güç kazandı. Varoluşunu da buraya borçlu, ancak inatla direniyor ve inatla tutumundan vazgeçmiyor. Bu Millet İttifakı'na seçim kaybettirebilir. Bakın, birinci turda HDP aday çıkartmazsa Millet İttifakı seçimi kazanabilir. Kazanma noktasında ülkedeki toplumsal refleks, AK Parti reddi bu noktaya gelmiş durumda. Ancak şunu da söylemekte fayda var. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın da eli armut toplamıyor. Onlar da kendi bakış açılarından ve gördüklerinden yola çıkarak stratejiler üretiyorlar ve taktiksel değişiklikler yapıyorlar. Bunları görüyoruz zaten ve önümüzdeki süreç kolay bir süreç olmayacak. Kolay bir seçim olmayacak. Akşener bu işi zora ve yokuşa sürmeye devam edecek. Mithat Sancar diyor ki Kılıçdaroğlu'nu bekliyoruz. Kılıçdaroğlu'yla görüşebiliriz ve toplumsal mutabakata ihtiyacımız var. Toplum buna hazır. Bu mutabakatı bozmaya yönelik girişimler olacaktır. Bunları bertaraf etmek lazım. Ancak biz hiç kimseyi, partisini, isimleri değerlendirmiyoruz. Biz bir sistemi değerlendiriyoruz. Bu sistemin değişmesi için bir araya gelip konuşmak gerekiyor ve bir çözüm üretmek gerekiyor. Bunu meşrulaştırmak gerekiyor. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine ses çıkartmam diyor. Görüşebilir diyor. Ancak masaya HDP'nin taleplerini getiremez diyor. Ne seçim öncesi ne de seçim sonrası. Bu çok ciddi bir laf. Aslında şunu söylüyor. Gelin kardeşim oyunuzu verin ama hiçbir yerde hiçbir şekilde olmayın. Yani ülkenin şu an içinde bulunduğu durumda bunu söylemek gerçekten seçimi kazanmaya niyetiniz var mı yok mu diye bir soru getiriyor aklımıza. Meral Akşener'in seçimi kazanmak gibi bir niyeti mi var, yoksa sadece kendisini ve partisini mi düşünüyor? Memleket çok umurunda mı değil mi? Bu yola çıkmışsanız Cumhur İttifakı nasıl kendi yolunda ilerliyorsa, her türlü yolu deniyorsa siz de aynı şekilde ilkeli ama barışçı ve toplumsal mutabakatı koruyarak, düşmanlaştırmadan, ötekileştirmeden bir araya gelip konuşarak çözülmesi gereken sorunları çözemiyorsunuz. Asgari müştereklerde buluşamıyorsunuz. Bakın, Davutoğlu ve Babacan'ın asgari müştereki 20 vekilmiş ve Ali Babacan'ı öyle bir övdü ki Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi onunla beraber kurtaracağız dedi. Halbuki geçmişte öyle mi? Geçmişte Türkiye'yi batıran bu adamlarla oturabiliyorsunuz, ancak gelip de başka bir ittifak, toplumsal mutabakat kurmaya yanaşmıyorsunuz. Bu çok ilginç ve şunu görüyoruz ve söylüyoruz arkadaşlar. Komplo teorisi diyebilirsiniz. Ancak tehlikeli bir durum var ortada. Millet İttifakı için Millet İttifakı'nı Meral Akşener her an dağıtabilir. Ve Meral Akşener boş durmuyor. Şu anda bir gövde gösterisine hazırlanıyor. Türkiye'deki bütün örgütlerinden kadınları çağırdı ve bugün binlerce kadınla Anıtkabir'e çıkmayı planlıyor. Bu planlamanın zamanı ve yeri önemlidir. Bu Anıtkabir'e çıkma olayının aslında çok da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Meral Akşener bir gövde gösterisi yapacak. Meral Akşener toplumdaki kaybettiği o güveni yeniden inşa etmeye çalışacak ve kendisinin haklı olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyor ve Fatih Altaylı'nın programında da gördük bunu. Siyasi çizgisini, siyasi yol haritasını sadece ötekileştirmek ve yok saymak, düşmanlaştırmak üzerine kurmuş. Bunu da HDP'ye karşıt bir politika, HDP'ye karşı zıt bir tavır alarak sürdürmeyi amaçlıyor. Kısacası düşmanlıktan beslenmeye çalışıyor, milliyetçi duygulardan beslenmeye çalışıyor. Tıpkı Erdoğan'ın da yaptığı gibi. Yarın HDP tekrar Cumhur İttifakı ile oturup konuşabilir mi? Eğer Meral Akşener bu tavırlarını sürdürürse otururlar, konuşurlar. Çünkü AK Parti'nin bazı tavizler vermeye hazır olduğunu düşünüyorum. Onlar konuşabilir, onlara mübah ama Millet İttifakı'na mübah değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne mübah değil. Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu son günlerde yaptığı çıkışları doğru yapıyor. Yani sosyalistlerle buluşması, HDP ile buluşacağını söylemesi doğru. Eğer seçimi kazanmaya gerçekten kendisini adamışsa. 21 senedir olduğu gibi geçmişteki hataları biliyoruz. Ekmelettin'i biliyoruz. Seçimlerin nasıl kaybedildiğini biliyoruz. Gördük, yaşadık. İstikşafi görüşmelerini yaşadık. Muhalefet doğru bir politika üretmedi. Doğru bir muhalefet örgütleyemedi. Toplumsal refleksi doğru örgütleyemedi ve bunun sonucunda da 21 senedir AK Parti kazandı. Eğer bugün Kemal Kılıçdaroğlu kafasına koyduysa kazanmayı, evet bu kesimlerle buluşmak zorunda. Eğer Cumhur İttifakı da kafasına koymuşsa kazanmayı, yine HDP ile oturmak zorunda. Veya HDP'nin yerine Meral Akşener'i kazanmak zorunda, yanına çekmek zorunda. Ortak düşmanları HDP. Olur mu? Olur. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Belki sürecin son bombası da bu olacaktır. Yani Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ısrarlarıyla masaya döndü. Halktan da tepki gördü. Elbette dönüşünde bunların da etkisi var. Ancak şunu da gördü. Cumhuriyet Halk Partisi yoksa onun da oyları yok. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk ederse, eğer masadan koparsa oy oranında ciddi bir düşüş yaşanacaktır. Bu gözle görüldü şu 3 günlük zaman içerisinde. Ve Meral Akşener'in yüzü de o yüzden bu kadar asıktı. Çünkü kendisi de gördü gerçek ölçüsünü. %7'yi aşamaz. %7-8 civarlarında veya bir oy alır. Bu da Cumhur İttifakı'nı iktidara taşıyabilir mi tartışılır. Çünkü HDP'nin %15 civarında oyu olacak, böyle hedefliyorlar. Meral Akşener'in masadan ayrılmasıyla HDP'nin bu masaya dahil olması bir şeyleri değiştirir. Ancak Meral Akşener ayrılmaz da HDP aday çıkartmaz ise, evet, birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilir. Bütün bunları ölçmek ve tartmak gerekli. Meral Akşener'in aslında bunları ölçüp tartması, biçmesi gerekli. HDP olumlu ve ılımlı yaklaşıyor Millet İttifakı'na. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması da onları mutlu etti. Bunun farkındayız. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na hem sosyalist bloğun hem de Kürtlerin oyları rahatlıkla gelebilir. Bu açıkça görülüyor. Ama Meral Akşener ne yapacak? Meral Akşener bu oyunu bozacak mı? Meral Akşener AK Parti ile bir ittifak içine girebilir mi? Evet, bundan sonraki süreç çok şeylere gebe ve göreceğiz, yaşayacağız. Seçimden sonraki meclis aritmetiği çok önemli. Kim kaç vekil çıkartacak? Bakalım anayasayı değiştirmeye, bakalım parlamenter sisteme geçmeye muhalefetin oyu yetecek mi? Hoş seçimi kaybederse AK Parti, parlamenter sisteme onlar da geçmek isteyecektir. İktidar muhalefet el ele, hep birlikte parlamenter sisteme diyebiliriz. Bu da olabilir, bunu da görebiliriz. Tabii AK Parti seçimleri kaybederse. Her şey Meral Akşener'in tavrına bağlı aslında. Ya düşmanlığı körükleyerek yürüyecek ya da toplumsal mutabakatı büyüterek yürüyecek. Ama toplumsal mutabakatı büyüterek yürümeyi çok tercih etmeyeceği de görülüyor. Seçimler hakikaten çok şeylere gebe. Bu süreçte çok şey göreceğiz. Evet, ak koyun, kara koyun belli olacak ve karamanın koyunu sonra çıkar oyunu derler ya. Davutoğlu'nun oyunlarını gördük. Babacan'ın oyunlarını gördük. Sıra Akşener'in oyunlarını da gördük ama bakalım bundan sonra daha ne Çapanoğulları çıkacak bu işlerin içerisinden. Ne Çapanoğulları çıkar, ne Çapanoğulları çıkar. Ülkede ciddi bir rahatsızlık var. Ülkede ciddi bir yoksulluk var ve seçimi hangi ittifak kazanacaksa kazanacak ama bu yoksulluğu ve neoliberalizmin egemenliğini bu ülke topraklarından sürmemiz gerekiyor. Yok etmemiz gerekiyor. Tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bu elzemdir ve zorunludur. Ancak Meral Akşener'in bu tutumuyla da çok mümkün görünmüyor. Hoşça kalın, dostça kalın.